We will be paying hotel, meals, and transportation to and from the hotel. I'm doing it. Miami is their hub. This makes no sense. Besides for volunteering, you will be here without clothes. Evet, 650 dolarlık teklifi 1000 dolara çıkardılar. Evet, başımıza gelmeyen kaldı. Evet arkadaşlar, Miami'den Seattle'a gidiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ana kıtası üzerindeki en uzun uçuşu gerçekleştireceğim şimdi. Yani şöyle oluyor, Miami güneydoğuda, Seattle ise en kuzey batısında kalıyor. Yani resmen en altından en üstüne kadar bu şekilde çapraz gidiyorum. Uçuş süresi 7 saat. Düşünün ne kadar uzun olduğunu. En uzun uçuş olarak geçiyor bu. Amerika ana kıtasının üzerinde düşünürseniz. Ama eğer içine Hawaii vesaire Bahamaları katarsanız daha uzun uçuşlar var. 10 saat, 11 saat. Ama ana kıtanın üzerindeki en uzun uçuş bu. Şimdi girerken enteresan, sarhoş musunuz diye kontrol yapıyorlar. Onu da şöyle yapıyorlar. Tek tek sizi sıraya dizip çizginin üzerinde yürütüyorlar. Bütün yolcuları ama. Yani bu valizleriniz aramadan hemen önce oluyor. Ardından normal valizlerinizi arıyorlar. Ara sıra herhangi birini seçip onun üzerine daha ayrıntılı arıyorlar. Onlardan biri de ben oldum tabii ki. Üstümü komple aradılar. Bir şey bulamadılar tabii ki. Yani Miami'ye girişim hatırlıyorsanız 2 dakika 1 dakika sürmedi yani. Çıkış daha zor. Ki Miami'den Seattle'a gidiyorum yani. Ülkenin içinde daha zor oldu. Ama şu an girdim. Bakalım uçuşu bekliyorum. Şimdi 2 saatim var. Bu arada 7 saatlik uçuşta yemek dahil değil. American Airlines. Sadece first class yemek veriyorlarmış. O da enteresan bir şey yani. O kadar uzun bir uçuşta nasıl yemek olmaz yani. Onun için şu an yemek yemem lazım. Bir yer bulmam lazım. Bakalım. Ona bakacağım şimdi. Bu arada Amerika'da uçağa bagaj verirseniz her bagaj başına 30 dolar alıyorlar. Onun için ben böyle küçük bagajlar getirdim. Bu sırt çantam. Bu da kabine vereceğim. Onun için 30 dolar kar etmiş oldum yani. Şimdi paltom var. Paltom niye var diyorsanız, Miami şu an 30 derece, Seattle ise 13 derece. Kuzeyde Kanada'ya yakın kaldığı için soğuk. Bakalım ne kadar soğuk olduğunu görünce anlayacağız. Çünkü San Francisco'yu biliyorum. San Francisco şöyle oluyordu. Sabah soğuk, öğlen çok sıcak, akşam soğuk. Bakalım Seattle'ın iklimi nasılmış. Miami'den ayrılmadan Küba lokantasına girdim havalimanında. Bu gördüğünüz dana eti. Bunlar muz. Burada da pilav var. Yanında kuru fasulye. Ama siyah kuru fasulye bunlar. Ve kola. Hepsi 15 dolar. Yani havalimanı olduğu için pahalı olmuyor. Mesela Türkiye'de havalimanındaki restoranların fiyatları çok pahalı. Evet, American Airlines. A321. Yedi saatlik uçuşta yemek vermiyorlar, satıyorlar. Yani bu da bayağı enteresan bir şey. Evet, gördüğünüz gibi uçuş bu şekilde olacak. Miami'den Seattle'a. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir köşesinden diğer köşesine kadar yani. 7 saatlik bir uçuş. En uzun uçuş olacak bu. Evet, uçak fiyatından dolayı iptal oldu. Pazartesi akşamına uçak vereceğiz söylüyorlar, para vereceğiz diyorlar ama bakalım şimdi ne olacak yani, çok saçma yani. Herkes sinirlendi şu an. Uçak kalkamadı. However, your bags are going to remain on this aircraft and continue on to Seattle. You will be able to pick up your bags
verify your identification, your government issue identification. When you arrive in Seattle, they will be locked up overnight. And the bags I'm talking about are the ones that you checked, not your carry-ons. Your carry-ons you should have in the overhead compartment. But you will have to remove those bags. Once again, this is on a voluntary basis. If you're willing, once again, we're looking only for volunteers. $675 per seat that is given up. Hotel accommodations until Monday. If you're willing to do that, please come up here. It is not forced. If you want to do that, if you do not want to get off this aircraft, if you want to go to Seattle, just remain seated and try not to block the aisle so the other passengers can pass. Evet, 2 saattir uçakta bekliyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Diyorlar ki isteyenler çıkıp gidebilir diyor. 675 dolarlık bir çek verir size diyor. Otelinizi vesairenizi her şeyini biz karşılayacağız. Ama diyor pazartesi gününe kadar çıkamazsınız diyor. Seyirlere tekrar gidemezsiniz diyor yani bizle beraber. Bu demek oluyor ki şu an cumartesi, 2 gece daha Miami'de kalmanız lazım. Ki ayarladıkları yerler genelde hep havalimanına yakın oluyor. Yani hiç Miami ile alakası olmayan yerler. Onun için öyle bir seçeneği kabul etmemek istedik. Ama tabii ki uçak arızalar olursa mecbur hepimiz yollayacaklar. Yapacak bir şey yok. Şimdi anonsla söylediler zaten. Oteller sahile yakın değil, havalimanına yakın olduğunu da belirttiler yani. Şu an çok garip bir durum yaşıyoruz. Beklemiyordum böyle bir şey. Amerikan Hava Yolları'nı görüyoruz. Şimdi şöyle, eğer uçağın altına... Ladies and gentlemen, want to make sure that your bags you check in onto this aircraft, the ones in the cargo compartment are going to stay on. So if you decide to volunteer, you will be here without clothes. Evet, diyor ki yani uçağın altına... Only the clothes that you currently have with you in your carry-on or that you have on. Evet, şunu diyor yani eğer aşağı verdiyseniz bagajınızı alamazsınız. Uçak eğer tamir olursa Seattle'a gidecek. Pazartesi gününe kadar bavulsuz kalacaksınız yani. Çok güzel imkanlar sunuyorlar şu an. Evet, önce sadece gönüllüler çıkacak dedi. Şu an herkes çıkıyor. Şu an herkesi çıkartıyorlar. Bakalım çıktıktan sonra. Evet, şimdi çıkıyoruz bakalım mecbur. Sonra ne olacak bilmiyorum. Evet, 1,5 saat oldu. Bizi dışarı çıkardılar şimdi. Şimdi tam olarak anlaşmayı bilmiyoruz. Teklif ettikleri şey 675 dolarlık yıl içinde kullanılabilen bir uçak bileti. Pazartesi gününe kadar Miami'de havalimanına yakın bir otelde kalabilirsiniz. Ücretsiz diyorlar bizden. Gidiş gelişinizde bizi karşılayacağız diyorlar otele. Ardından pazartesi günü gidebilirsiniz diyorlar ama Seattle'a. Ve ayrıca aşağıya bir bagaj verdiyseniz o bagaj eğer uçarsa uçak Seattle'a gidecek. Pazartesi günü gittiğinizde alırsınız diyorlar. O da enteresan bir şey yani. Şimdi bekliyoruz bakalım. Evet, son durum şöyle. 17 kişi uçaktan inerse, yani gitmemeyi kabul ederse ağırlık azalacakmış. O ağırlık da uçmayı sağlayacak seviyede bir ağırlıkmış 17 kişi. Öyle olursa, eğer 17 kişi gönüllü olursa binmemek için uçak uçabilecekmiş. Şimdi insanlar gönüllü olacak mı olmayacak mı diye onu bekliyoruz. Evet, 650 dolarlık teklifi 1000 dolara çıkardılar. 1000 dolar olunca kabul edenler oldu. Şimdi 17 kişiyi tamamladılar. Ben de bir düşündüm kabul etsem mi diye ama işte American Airlines'ı kullanma şansım çok düşük. Yani tekrar Amerika'ya mı geleceğim falan. Onun için Miami'den de sıkıldım zaten. 2 gün daha çok uzak bir yerde kalmak bilmiyorum olur muydu.
Saat 22.30 oldu. 2 saat geçti yani uçuşun üzerinden. Şimdi tekrar bizi oturtup balansı ayarlayıp uçuşa devam edeceğiz gibi görünüyor. Umarım. Bakalım. Uçabilirsek haber vereceğim. Evet. 10.45 oldu. Şimdi tekrar uçağa biniyoruz. Bakalım kalkabileceğiz mi? So they're just gonna pull us back into the gate. I'll be back with you as soon as I know some more information. Evet, Seattle'a indik şu an. Saatimiz Miami'ye göre 6. Seattle'a göre 3. Türkiye'ye göre 13. Yani Seattle'ın Türkiye ile arasında 10 saat var. Bu arada körükten ayrıldık. Miami'de tekrar bir balans hatası var dediler. Bu sefer görevliler bagaj kısmına gelip yük indirdiler. Öyle ayarladılar falan. Çok garip yani. Bir saat daha bekledik öyle. Dört saat rötarla falan geldik. Bakalım şimdi bir çıkalım dışarıda. Soğuk gibi duruyor zaten. Hemen paltoyu giyelim. Evet, paltomu giydim şimdi. 11 derece burası. Bir de yani Miami 30 dereceydi. 30'dan 11'e indik. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. Havaalanında alacak beni. Sonra yarın gezmeye başlarız herhalde. Evet, Şükrü Balaban'la kaldığımız yerden devam. Ulan müzik açarsak telif yiyoruz. Kaç dakika buraya? Neresi? Seninle. 35 dakikada gideriz. Evet, başımıza gelmeyen kalmadı.